Merhaba arkadaşlar. Geçen çektiğimiz 5 seçme soru bayağı talep gördü. Bazı arkadaşlar güzel yorumlar yaptı. Teşekkür ederim. Ki yorum yaptıkça tabii devamının geleceğini söylemiştim. Aynı şekilde buna da görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bunun yanında tabii ilk başta şöyle bir şeyle başlıyoruz. Klasik kısmında. Tavum, va, ma, ta, ka, ta, han, ga gibi gidiyor. Söyleyenler söyleyebilir. Yani şunu söylemek bile ayrı bir beceri bence. Tepesi nerede yer alır? Tabii konumuz bu değil. O yüzden biz devam ediyoruz. Ama merak eden arkadaşlar için Yeni Zelanda'da olduğunu söyleyelim. Dediğim gibi seçme sorular, seçme soruların mantığı ne? Özellikle farklı ve bazılarına takıldığınız sorular olabiliyor. Evet, birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Ereğli Demir Çelik Fabrikası, Bursa Otomotiv Fabrikası, Seydişehir Alüminyum Fabrikası, İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Samsun Bakır Fabrikası. Bunların kurulumunda hangisinde ham maddeye yakınlık dikkate alınmıştır sorumuz. Ki burada baktığımızda Ereğli Demir Çelik Fabrikası ki buradaki taş kömürü varlığı enerji kaynağıyla alakalıdır. Ama hala bazı arkadaşlar burada ısrarcı olup özellikle bunun ham madde olduğunu söylüyor. Taş kömüründen siz ham madde olarak kullanarak bir araç yapamazsınız. Yani bir taş kömürünü alın masa yapımında kullanın dediğimde bunu yapamıyorsunuz. Ki taş kömürü enerji kaynağıdır arkadaşlar. Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın burada kurulma sebebini size sorarsa taş kömürü yani enerji kaynağına yakınlık demeniz gerekiyor. Bunun yanında tabii Ereğli'deki limanın da etkisi var ama ilk etapta taş kömürünü dikkate almak gerekiyor. Bazı arkadaşlar Ereğli'de demir çelik fabrikasının kurulmasında hala ham madde demeye devam ederse ki ben bunun için şöyle söylüyorum. Eğer Ereğli'deki demir çelik fabrikasında kuruluş sebebi olarak ham maddeyi alıyorsanız bundan sonraki kısımlarda şu aklınıza gelsin. Allah sizi ham madde yapsın. Yani başka diyecek bir şey bulamıyoruz bu konuda. Kesinlikle ham madde değil arkadaşlar. Değil, değil, değil. Peki Bursa'da otomotiv fabrikası ki daha çok ulaşım ve kalifiye eleman, orada yetişmiş eleman ve sermaye ile alakalı. Seydişehir alüminyum ki alüminyumun ham maddesi boksittir. Seydişehir'de de ham madde olan boksit bulunmakta. Yani doğru cevabımız 3. Yani C şıkkı burada oldu. Bunun yanında İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın bu alanda kurulması liman ulaşım kriteriyle alakalı. Diğer bir noktada ise Samsun'da bakır fabrikasının kurulması yine özellikle ulaşım liman kriteriyle dikkate alınabiliyor arkadaşlar. Ki doğru cevabı 3 olarak aldık ve buradaki uyarılarımızı özellikle bazı deyişlerimizi unutmuyorsunuz. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Kaynağını Batı ve Orta Torosların güney yamaçlarından alan akarsuların Akdeniz'e döküldükleri alanlarda büyük deltalar oluşmamış. Şimdi bu soru bizim için önemli bir soru aslında. Özellikle bu alandaki karstik arazilerin varlığı ve bu karstik arazilerin kolay eriyebilir olması, akarsuyun işte eriterek özellikle suyun içerisinde herhangi bir materyali büyük boyutta materyali taşıyamaması ve gidip kıyıda biriktirmemesiyle alakalı. Ki bu da özellikle oradaki kayaçların kalkerli yapıya sahip olması. Çünkü özellikle Toroslarda kalker, kireç taşı diğer adıyla oldukça yoğun. Yani bu da kayaç yapısı yani litolojik yapıyla alakalıdır. O yüzden doğru cevabımız burada D şıkkıdır. Bazı arkadaşlar burada kıyı derinliğinin fazla olmasıyla diyor. Tabii kıyı derinliği fazla olunca delta oluşumu zorlaşıyor. Doğrudur. Ama sorumuz da bu durum ya da buna göre dediği için yukarıdaki bilgiyi dikkate alarak ben bu soruyu çözdüm. Yoksa işte delta oluşumundaki faktörlerin neler olduğu kısmını ben burada kıyaslamıyorum. O bölge için özellikle kıyaslıyorum. O bölge için de dediğim gibi karstik arazi içerisinde kalkerli, kolay eriyebilen kayaçlar eridiği için gidip kıyıda ne yapamıyor? Biriktirme yapamıyor. Bunu da dikkate almış olun. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Peki diğer sorumuz. Türkiye'de Doğu Karadeniz kıyı kesimine ait aşağıdaki özelliklerden hangisinde yer şekillerinin etkisi yoktur demiş. Şimdi yer şekilleri birçok şeyi etkiliyor. Doğru.
Ve burada özellikle yutmanız gereken bir bilgi var. Eğer yer şekilleri hangisini etkiler, hangisi üzerinde etkisi yoktur gibi şeyler söylediğinde biz orada yeraltı kaynaklarını, özellikle kayaç yapısını dikkate alamıyoruz arkadaşlar. Ki bunu sık sık dile getiriyoruz. Bazı arkadaşlar hala bu konuda da ısrarcı ve ısrar ederek bu sorularda yanlış yapıyor. Yani bu sorularda yanlış yapmayalım. Özellikle yer şekilleri hangisini etkilemez dediğinde oradaki maden çeşitliliği, oradaki kayaç yapısı bunları arkadaşlar etkilemiyor. Mesela bu soruda yeraltı kaynaklarının dağılışı kısmında dikkate aldığımız E şıkkı doğru cevabımız olacak. Bu yer şekillerinden etkilenmiyor. Halkın bir kısmının hayvancılığa yönelmesi, ki oradaki yer şekillerinin engebeli olması, tarıma uygun alanların darlığı insanları hayvancılığa yönlendirebiliyor. Ulaşım konusunda özellikle yer şekilleri işte dağlar kıyıya paralel uzandığı için, engebeli alanlar olduğu için ulaşım maliyetlerini arttırıyor. Nüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması yine dağların oradaki uzanışıyla alakalı. Tarım alanlarının dar olması yine engebeyle alakalı. Ki burada doğru cevabı E dedik. Ne yapıyormuşuz? Yer şekillerinin etkisi yoktur dediğinde yeraltı kaynaklarını ya da kayaç yapısını yutuyoruz. Yani burada onu yutmamız gerekiyor. O şıkkı özellikle gördüğünüzde dikkatli olun arkadaşlar. Peki diğer sorumuz. Enerji santrallerinden hangilerinin yıllık üretim miktarları üzerinde iklim koşullarının etkili olduğu söylenebilir? Şimdi iklim koşulları etkili diyorsa arkadaşlar, özellikle hidroelektrik dediğimiz beyaz kömür. Ki beyaz kömür denmesinin sebebi şu, beyaz temiz olmasını, kömür ise elektrik, enerji üretimi kısmında kullanılmasını ifade ediyor. Bunun yanında özellikle rüzgar, bunun yanında güneş, bu gibi özellikle dikkate aldığımız enerji kaynakları iklim koşullarından etkileniyor arkadaşlar. Bunun yanında lignit, işte taş kömürü, bunun yanında baktığımızda özellikle doğalgaz, taş kömürü, doğalgaz, bunun yanında arkadaşlar özellikle nükleer santraller. Bunlar iklimden etkilenmeyen ya da iklim koşulları enerji üretiminde dikkate alınmayan bazı kaynaklar. Ama bunun yanında özellikle şunu da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde özellikle jeotermal enerji de iklimden etkilenmez. Onu da unutmuyoruz. Çünkü sıcak su, bir kaplıcaya gittiniz işte yazın kurak geçti diye o kaplıcanın suyu iyice azalmaz. O yüzden bunu da özellikle iklimden etkilenmez kısmına dikkate alıyoruz. Şimdi bakalım. Genelde en çok çıkan örneklerdir, onları da unutmayın. Afşin, Elbistan santrali lignitle çalışır. Lignit üretim sırasında, enerji üretim sırasında iklimden etkilenmez. Tunçbilek, Seyit Ömer ikisi de lignitle çalışır. İklimden etkilenmez. Karakaya, Demirköprü hidroelektrik ki burada söylemiştik. İklim koşulları etkili oluyor. Tabii ikili şık şeklinde değerlendirdiğimiz için ona göre de bir cevap arıyoruz. Bunun yanında Sarayköy jeotermal, jeotermal etkilenmiyor. Alaçatı rüzgar ne olsa da etkilenecek bir durum. Çatalazı taş kömür arkadaşlar etkilenmiyor. Sağ tarafta verdiğimiz tabloda yine dikkate alabilirsiniz. Bunun yanında Soma'yı herkes biliyordur. Özellikle iklimden etkilenmez çünkü lignitle yine çalışan bir santralimiz. O yüzden bu da yine etkilenmedi. Doğru cevabımız hidroelektrik. Çünkü ikisi de hidroelektrikle çalışıyor. Karakaya, işte Keban gibi santraller özellikle baktığımızda Fırat Nehri üzerinde. Demirköprü baktığımızda özellikle Gediz Nehri üzerinde bulunan hidroelektrik bir santral. Su gücü o da iklimden etkileniyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, diğer sorumuz da arkadaşlar iki kısımda da çıkmış. Hem üniversiteye hazırlık hem KPSS'de çıkmış olan bir soru bu. Ki iki tane alanımız var. Hem doğal hem kültürel özellikleri barındıran karma tipteki mekanlarda Pamukkale, Hierapolis, Göreme Milli Parkı, Kapadokya kayalık siteleri, bu kısmında sitleri pardon, yani yerleşimleri. Bu alanlar özellikle mesela Pamukkale travertenler. Bunun yanında Hierapolis antik kenti, Pamukkale travertenleri doğal, Hierapolis kültürel. Göreme Milli Parkı kısmında peribacaların oluşumu doğal. Bunun yanında
Özellikle oradaki sit alanı, yani yerleşim olarak insanlar bu alanları daha önce kullanmış. İşte peribacalarının olduğu yerleri oymuş. Ya da yeraltı şehirleri var o alanlarda. O da kültürel kısmı ifade ediyor. Karma tipteki, UNESCO miras listesinde karma tipteki mekanlara örnek olarak iki tane var arkadaşlar. Biri Pamukkale Hierapolis, diğeri Göreme Milli Parkı, Kapadokya Kayalık Sit, yani yerleşim alanı 2 ve 4 oldu ki bu şekilde değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Ve buradan da yine bazı önemli noktalara değindik. Onların üzerinde özellikle durduk. Siz de bu konuda tabii çalışmalarınızı yaparken dikkatli olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar.